12 Kasım'da Madison Square Garden'da gerçekleştirilecek UFC 281 öncesinde ortalık kızışmaya başladı. UFC orta siklet şampiyonu Israel Adesanya kemerini korumak için oktagona girecek. Şampiyona meydan okuyan isimse UFC sahnesindeki 3 maçından da galip ayrılan eski Glory şampiyonu Alex Pereira. Bunun yanında Adesanya ve Pereira'nın geçmişi de bir hayli eskiye dayanıyor. İkili daha önce kickboksta 2 kez karşılaşmış, Alex Pereira 2 maçı da kazanırken birinde jeneriklere geçen bir knockout'a imza atmıştı. Bu önemli mücadele öncesinde stil bükücünün kampından paylaşılan şu videoyu izleyelim. Beating him, that's what matters. Like the belt, fuck the belt. Just beating him, a killer like him, that's what matters. Izzy bu açıklamanın yanı sıra o maçların tozunu aldık, dikkatlice inceledik ve artık neyi yanlış yaptığımı görebiliyorum. Yani geçen seferki gibi olmayacak. Karşı karşıya olduğum dövüşçü artık farklı bir dövüşçü. Yeniden doğdum ve sadece eğlenmek istediğimi hissediyorum. Amacım bu. Bu maçta eğleneceğim. Eğlendiğimde dünyanın en iyisiyim. Bir şekilde Floyd'un Pacquiao maçı öncesi Clarissa Shields ile yaptığı FaceTime konuşmasına şahit oldum. Diğer maçları unutun, kazanmam gereken bir maç varsa o da bu maç demişti. Bu mentaliteyi anladım ve kendimi uyarladım. Bu yüzden bu kampta bir şeyleri daha farklı yaptık. Siz UFC orta siklet şampiyonu İsrail Adesanya'nın kamp görüntüleri ve açıklamalarını nasıl buldunuz? Siz Adesanya'nın ezeli rakibi Pereira'yı bu defa mağlup edebileceğini düşünüyor musunuz? Öte yandan UFC'ye inanılmaz bir başlangıç yapan ve UFC orta siklet kemerini istediğini bir hayli belli eden Alex Pereira tarafından da gelişmeler sürüyor. Pereira sosyal medya üzerinden UFC 4 oyununda Adesanya ile karşılaştığı bir kesit yayınladı. Görüntülerde ise Alex'in Izzy'ye acımadığı açık. Pereira tarafındaki bir diğer gelişme ise tahmin edilmedik bir yerden geldi. Alex'in kız kardeşi Alin, LFA ile sözleşme imzalayarak MMA'ye dahil oldu. Alin de abisi gibi kickboks geçmişine sahip. 6-2'lik karnesiyle kemer maçına çıkma şansı bulmuş ancak mücadeleden mağlup ayrılmıştı. Alin Pereira ise ilk maçına 18 Kasım'da TUF30'dan tanıdığımız Halen Peralta karşısında çıkacak. Siz Poatan'ın UFC 4 paylaşımını nasıl buldunuz? Pereira orada gösterdiği performansı oktagona sizce yansıtabilir mi? Yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. UFC 280'in üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen efsane kartın yankıları hala sürüyor. İslam Makhachev, Charles Oliveira'yı 2. roundda pes ettirdikten sonra pound for pound kuralı ve tüy siklet şampiyonu Alexander Volkanovski'ye meydan okumuştu. Ardından Volkanovski'nin oktagona girmesi ve meydan okumayı kabul etmesiyle beraber bu maçın ayarlanma konusunda önemli bir yol kat edilmişti. Kaybeden taraf Charles Oliveira'nın ne yapacağı ise merak konusuydu. Eğer Charles kazansaydı 21 Ocak'ta Brezilya'da düzenlenecek UFC'nin 2023'teki ilk mega kartı olan UFC 283'te dövüşmesi kesin gibiydi. Ariel Helwani kendi programında UFC'nin planlarında Charles'ı 283'te hafif sikletin 6 numarası ve 6 maçlık galibiyet serisine sahip Rafael Fiziev ile dövüştürmek istediğini söylemişti. Bunun üzerine Charles Oliveira Twitter üzerinden bu eşleşmenin tweetini alıntılayarak "Bu olmayacak. Bir araya ihtiyacım var. Yine de teşekkürler çocuklar." Peki siz Charles Oliveira'nın sıradaki rakibinin kim olması gerektiğini düşünüyorsunuz? UFC 281 gecesinde kadınlar saman siklet kemerini kazanabilmek için Carla Esparza ile oktagona girecek Zhang Weili, Jim'de UFC ağır siklet şampiyonu Francis Ngannou ile karşılaştı. Zhang'ın Francis'i kolayca kaldırması gündem oldu. Ngannou olayın ardından Twitter üzerinden "Zhang'ın beni 133 kilo değilmişim gibi kaldırdığına gerçekten inanamıyorum. Bunu yapmasını istemedim. Sırtını incitmesinden korktum. Bunu ona açıklamaya çalışıyordum, sonra kendimi birdenbire havada buldum. Onun güç seviyesi acayip yüksek." Bu akşam gerçekleştirilecek UFC Vegas 64 kartına hızlı bir bakış atalım.
Gecenin ana maçında kadınlar saman sikletin 3 numarası Mariana Rodriguez ve 7 numarası Amanda Lemos oktagona girecek. Kariyerinde tek bir yenilgisi bulunan Rodriguez'in bu maça gelirken 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Lemos ise 2017'den sonra ilk yenilgisini Nisan ayında Jessica Andrade karşısında almıştı. Yan ana maçta welter sikletin 13 numarası Neil Magny ve 14 numarası Daniel Rodriguez oktagona girecek. Rodriguez tartı skandalı yaşayan UFC 279 gecesinde Jing Liang'ı yenmişti. Magny ise Haziran ayında Şavkat tarafından mağlup edilmişti. Bir diğer dikkat çeken eşleşme ise ağır siklette gerçekleşecek. 4 maçlık yenilgi serisine Wanderer ile son veren Chase Sherman ile Haziran ayında yılın en güzel nakavtlarından birine imza atan George Parisian karşılaşacak. Bu kart hakkındaki tahminlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Fight haberlerin devam etmesi için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.